20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı asrı oldu. 250 milyondan fazla insan savaşlarda, kitle katliamlarında ve siyasi cinayetlerde öldürüldü. Bu büyük vahşetin en büyük sorumlusu ise komünizm adı verilen bir ideolojiydi. İnsanlığa sözde eşitlik ve adalet getirmeyi vaat eden, oysa sadece kan, ölüm ve korku getiren bir ideoloji. Bu filmde komünizmin karanlık yüzyılını inceleyecek ve bu ideolojinin nasıl olup da insanlığa böyle büyük bir vahşet yaşatabildiğini göreceğiz. Çünkü dünyanın gelecekte benzer vahşetleri yaşamaması ancak geçmişten ders almasıyla mümkündür.19. yüzyılın ortalarıydı. İngiltere'de yaşayan iki Alman felsefeci tüm dünyayı sarsacak bir ideoloji geliştirmek için uğraşıyordu. Fikirlerini ilk kez bir süre önce yayınladıkları bir kitapçıkta açıklamışlardı. Kitapçığın adı Komünist Manifesto'ydu. Bu iki felsefeciden birinin adı Karl Heinrich Marx'tı. Diğerininki ise Friedrich Engels. Marx ve Engels, materyalizm denen bir felsefeye inanıyordu. Materyalizm, maddecilik demekti ve maddeden başka hiçbir şeyin varlığını kabul etmemek anlamına geliyordu. Aslında materyalizm, Demokritos adlı Yunan düşünürü tarafından ortaya atılmış eski bir dogmaydı. Ama Fransız devrimi döneminde bazı Avrupalı düşünürler materyalizmi tarihin tozlu raflarından çıkarıp yeniden savunmaya başladılar. Çünkü dini inançları yok etmek istiyorlardı ve dine karşı ileri sürebilecekleri yegane felsefe de materyalizmdi. Marx ve Engels bir yandan materyalizmi savunurken bir yandan da doğanın temel yasasının çatışma olduğunu varsayan diyalektik adlı bir yöntemi kabullendiler. Bu yüzden teorilerine diyalektik materyalizm adı verildi. Diyalektik, evrendeki tüm gelişmenin çatışma sayesinde elde edildiği varsayımıydı.
İki felsefeci tüm dünya tarihini diyalektik materyalizme göre yorumlamaya çalıştılar. Marx, insanlık tarihini ve ekonomiyi, Engels ise bilim ve felsefeyi bu dogmaya uydurmak için kitaplar yazdı. Dahası Marx geleceği de tahmin etmeye çalışıyordu. Ona göre diyalektiğin çatışma ilkesi gereğince bir zaman sonra Avrupa'nın sanayileşmiş ülkelerinde kanlı devrimler olacaktı. Kapitalistler tarafından ezilen işçi sınıfı ayaklanacak, iktidarı ele geçirecek ve ardından komünist bir düzen kurulacaktı. Bu komünist toplumda din, ahlak ve aile kavramları olmayacaktı. Ancak Marx ve Engels'in önemli bir sorunları vardı. İnsanlık tarihini çarpıtarak da olsa diyalektik materyalizme göre yorumluyorlardı. Peki ya doğa tarihi? Canlılar nasıl var olmuştu? Mutlaka bu önemli soruya da materyalist bir cevap verilmeliydi. Bu cevap o sıralarda yine İngiltere'de yaşayan bir başka ideologtan geldi. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Beagle gemisi, keşif için Atlantik Okyanusu'nda ilerlerken üzerinde genç bir araştırmacı vardı. Charles Robert Darwin. Darwin, bu gemideki uzun yolculuğunun ardından 1836 yılında Londra'ya döndü. Yaşamının geri kalanında canlıların nasıl var olduğu konusunda bir teori geliştirmeye çalıştı. Darwin, teorisini 1859 yılında yayımlanan Türlerin Kökeni adlı kitabında açıkladı. Kitapta, canlıların tam materyalist felsefenin iddia ettiği gibi, yani rastlantılarla ortaya çıktığını ileri sürüyordu. Dahası, bu rastlantıların da çatışma yoluyla, yani diyalektik olarak işlediğini iddia ediyordu. Kısacası Darwin, diyalektik materyalizmi doğaya uyarlıyordu. Darwin'in teorisinin bilimsel bir dayanağı yoktu. Nitekim bu yüzden dönemin önde gelen bilim adamları Darwin'i ciddiye almadılar. Ama onu çok ciddiye alan iki kişi vardı. Karl Marx ve Friedrich Engels. Engels, Türlerin Kökeni'nin yayımlanmasından sadece bir ay sonra, 12 Aralık 1859'da Marx'a yazdığı mektubuna şöyle başlıyordu. Sevgili dostum Marx, şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Marx ise Engels'e yazdığı mektubunda aynı heyecanı paylaşıyordu. Haftalardır Darwin'in kitabını okuyorum. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap budur işte. Darwinizmle Marksizm arasındaki ilişki güçlenerek büyüdü. Marksistler evrim teorisini kendilerine bilimsel bir dayanak olarak aldılar ve Darwinizmin de etkisiyle giderek yayıldılar. Dönemin komünist posterlerinde Marx ve Darwin'in kitapları birlikte yer alıyordu. ...1871 yılındaki Fransız-Prusya Savaşı, Marx'ın hayalini kurduğu devrimin ilk denemesine imkan tanıdı. Savaşı kaybeden Fransa'da imparatorluk yönetimi yıkılmış ve otorite boşluğu doğmuştu. Marksistler bunu fırsat bildi.
Diğer sosyalist fraksiyonlarla birlikte başkent Paris'te isyan çıkararak bir komün, yani komünist prensiplere dayalı bir yönetim kurdular. Bu yeni yönetim altında Paris bir terör kentine dönüştü. Kiliseler ve hükümet binaları paramparça edildi. Din adamları komüncüler tarafından kurşuna dizildi. Sokaklar barikatlarla doldu. Sonunda komün uzun çatışmalar sonucunda Paris'e giren ordu birlikleri tarafından dağıtıldı. Tarihin ilk komünist denemesi geriye 18 bin ölü bırakmıştı. Peki nasıl olmuştu da Karl Marx'ın teorileri bu kadar çabuk yayılabilmişti? Bu sorunun cevabını ünlü Alman bilim adamı Rudolf Virchow vermişti. Virchow, 1871 yılının sonbaharında Avrupalı doğa bilimcilerinin katıldığı uluslararası bir kongrede söz alıp Darwinizmi savunan biyologları şöyle uyarıyordu. Dikkat edin, sizin bu evrim teoriniz yakın zaman önce Paris'i yakıp yıkan ideolojiyle çok yakından ilişkilidir. Virchow haklıydı. Marksizmin batılı aydınlar arasında yayılmasında Darwin'in evrim teorisinin önemi büyüktü. Evrim teorisi insanları bir hayvan türü olarak gösteriyor ve çatışma yoluyla gelişebileceklerini iddia ediyordu. Ve asıl önemlisi yaratılışı reddediyordu. Bu üç büyük yanılgı Marksizmin de temeliydi. Bu temel üzerine yükselen komünizmin ilk devrimi Rusya'da olacaktı. Yüzyılın başlarında Rusya Çarlık rejimi tarafından yönetiliyordu. Ancak sayıları giderek artan işçilerin arasında devrimci komünist fikirler yayılmaya başlamıştı. Askerlerin bir kısmı da bu ideolojinin etkisine kapılmıştı. Rusya'daki komünist hareketin lideri ise Vladimir İlyiç Lenin'di. Lenin'in öncülüğünü yaptığı komünist hareket Bolşevikler olarak anılıyordu. Bolşevikler iktidarı ele geçirebilmek için kanlı bir devrim gerektiğine inanıyordu. Uzun yıllar boyunca illegal olarak örgütlenmelerine rağmen bu amaçlarına ulaşamadılar. Aradıkları fırsat ancak 1914'te ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Bu savaş o zamana kadar insanlığın gördüğü en kanlı çatışmaydı. 10 milyon insanın hayatına mal olan savaşın vurduğu ülkelerden biri de Rusya'ydı. Savaşın ilk 3 yılında Ruslar yenilgi üzerine yenilgiye uğradılar ve tam 2 milyon insan kaybettiler. Savaşın acıları Rusya'yı bir devrime sürükledi.
Şubat 1917'de başkent Petrograd'daki ordu birlikleri yönetime baş kaldırdılar ve kenti ele geçirdiler. O sırada askerlerine moral vermek için cephede bulunan Çar II. Nikola Petrograd'a doğru yola çıktı. Ancak bindiği tren devrimci askerler tarafından durduruldu ve Çar tutuklandı. Çar yönetimine ait tüm semboller devrimci askerler tarafından parçalandı. Sokaklar devrim yanlılarının sevinç gösterileriyle doldu. Çoğu insan Çar rejiminin yıkılmasıyla birlikte Rusya'yı daha güzel günlerin beklediği umuduna kapılmıştı. Oysa yanılıyorlardı. Bolşevikler Şubat 1917'deki devrime önemli bir katkıda bulunmamışlardı. Devrim sonrasında kurulan meclisteki sayıları da çok azdı. Hükümet, Batı yanlısı bir demokrat olan Kerenski'nin eline geçmişti. Sürgünde olan Lenin, adamlarına yeni yönetime kesinlikle destek vermeyin diye emretti. Ve kendi devrimi için Bolşevikleri organize etmeye devam etti. Ve Ekim 1917'de harekete geçti. Lenin'in silahlı militanları hükümet merkezi olan Kışlık Sarayı bastılar, direnen muhafızları vurdular ve tarihin en basit darbelerinden birini gerçekleştirdiler. Yıllar sonra çevrilen Sovyet propaganda filmlerinde bu darbe Lenin'in ateşli konuşmalarıyla başlamış büyük bir halk ayaklanması gibi gösterilecekti. Oysa gerçekte sarayı basanların sayısı 100'ü geçmiyordu ve sadece 5 kişi ölmüştü. Lenin sessiz bir darbeyle başa gelmişti ama bundan sonra sessiz kalmayacaktı. Bolşevikler Çar'a hala sadık olan ordu birliklerine karşı saldırıya geçtiler ve tam 3 yıl sürecek kanlı bir iç savaş başladı. Bolşevikler iç savaşı yürütmek için Kızıl Ordu'yu örgütlediler. Bu ordunun başına Lenin'in sağ kolu olan Leon Trotsky geçti. Gerek Kızıl Ordu birlikleri, gerekse Lenin'in kurduğu Çeka adlı gizli polis servisi, Çar yanlılarına ve diğer anti-komünist gruplara karşı en acımasız yöntemleri kullanmaktan çekinmediler. Çar II. Nikola ve 5 çocuğuyla birlikte tüm ailesi Lenin'in emriyle kurşuna dizilerek idam edildi. Bolşevik rejime destek vermeyen kentler yakılıp yıkıldı. Lenin, militanlarına gönderdiği telgraflarda komünist yönetime karşı çıkan herkesin idam edilmesini emrediyordu. Bolşevikler on binlerce insanı rejim muhalifi olmak suçundan tutukladı. Bunların çoğu işkenceden geçirildi ve topluca idam edildi. Ünlü Rus yazarı Maxim Gorki, Bolşevik vahşetin örneklerini şöyle kaydediyordu.
Tambov'da komünistler tutsaklarını sol el ve sol ayaklarından toprağın bir metre yukarısındaki ağaçlara demir yolu çivileriyle mıhlıyordu. Sonra da bu insanların acı çekmesini zevkle izliyorlardı. Bir esirin midesini açıp küçük bağırsağını alıyorlar ve bir ağaca çiviliyorlardı. Ardından bağırsağın çözülmesini izliyorlardı. Yakaladıkları görevlileri soyup omuzlarından itibaren derilerini yüzüyorlardı. Tüm Rusya'ya korku çökmüştü. Ama komünist vahşet daha yeni başlıyordu. На позицию девушка провожала бойца. Bolşevikler iktidara geldiklerinde Rusya nüfusunun büyük bölümü köylerde yaşıyordu. Köylülerin hayat şartları ise hiç parlak değildi. Çoğu yetiştirdiği ürünle ancak kendi ailesini besleyebiliyordu. Rusya'nın dondurucu kışları verimli bir tarıma imkan tanımıyordu. Lenin 1918 yılında aldığı bir kararla zaten sefalet içinde yaşayan milyonlarca köylüyü çok daha büyük bir felakete sürükledi. Özel mülkiyet ortadan kaldırılacak ve bunun için köylülerin mahsullerine devlet tarafından el konulacaktı. Lenin bu işi sağ kolu sayılan Çeka şefi Felix Czerzinski aracılığıyla yürüttü. Acımasızlığıyla ünlenmiş olan Czerzinski'nin yönetimindeki Çeka polisleri, Rusya'nın dört bir yanındaki köyleri basarak köylülerin mahsullerini ve hayvanlarını silah zoruyla toplamaya başladılar. Her çiftçi için Bolşeviklere vermesi gereken bir kota belirlenmişti. Ancak bu kotayı tamamlayabilmek için çoğunun elindeki tüm mahsulü vermesi gerekiyordu. Direnmek isteyen köylüler en vahşice yöntemlerle susturuldu. 14 Şubat 1922'de inceleme yapmak üzere bölgeye giden bir müfettiş, Omsk bölgesindeki uygulamaları şöyle anlatıyordu. Zoralın birliklerinin haksız uygulamaları akıl almaz boyutlara ulaştı. Tutuklanan köylüler sistematik biçimde soğuk hangarlara kapatılıyor, kırbaçla dövülüyor ve ölümle tehdit ediliyor. Teslim etmeleri gereken kotanın tamamını doldurmayanlar elleri kolları bağlanıp çıplak bir şekilde köyün ana caddesi boyunca koşmaya zorlanıyor ve sonra da soğuk bir hangara tıkılıyor ve bayılana kadar dövülüyor. Lenin, köylüler için belirlediği kotanın doldurulamadığını gördükçe çılgına dönüyordu. Sonunda zor alımlara direnen bazı bölgelere 1920 yılında korkunç bir ceza verdi. Bu köylülerin sadece mahsulleri değil, aynı zamanda ellerindeki tohumlar da toplanacaktı. Tohumların toplanması, köylülerin yeni mahsul üretememeleri anlamına geliyordu. Yani yiyecek hiçbir şeyleri kalmayacaktı. Bunun sonucunda kıtlık başladı. 1921 ve 22 yıllarında Rusya sınırları içindeki 29 milyon insan kıtlıkla pençeleşti. Ve tam 5 milyon insan açlıktan kıvranarak can verdi. Lenin ise tüm bu vahşeti keyifle izliyordu. Ona göre kıtlık son derece faydalıydı. Bu kıtlık sayesinde insanların Allah'a ve dine olan inancının kırılacağını ve komünizme boyun eğeceklerini hesaplıyordu.
tüm dünyada yankı uyandıran Komünizmin Kara Kitabı adlı eserde Lenin'in bu şeytanca düşüncesi şöyle anlatılır. Arkadaşlarından birinin hatırladığına göre Lenin açlığın birçok olumlu yanları olduğunu açıkça ifade etmekten çekinmiyordu. Şöyle diyordu: "Açlık bizi amacımıza yaklaştıracak ve kapitalizm sonrası aşama olan sosyalizme ulaşılacak. Açlık yalnızca çara değil, Tanrı'ya olan inancı da yok edecek." Lenin, 19 Mart 1922'de Politbüro üyelerine gönderdiği bir mektupta da şöyle yazıyordu: "Durum bizim lehimize. Yolların yüzlerce, binlerce cesetle dolu olduğu tam da şu an kilisenin mallarına yaman, acımasız bir enerjiyle el koyabiliriz ve dolayısıyla da koymalıyız. Sadece açlıktan kaynaklanan ümitsizlik kitlelerde bize karşı hoşgörülü davranışlara yol açabilir veya en azından bize karşı yansız olabilirler." Sovyet arşivlerinde bulunan bu yazışmalar, Lenin'in 5 milyon insanın hayatına mal olan korkunç kıtlığı kasten çıkarttığını göstermektedir. Bu arşivleri yıllarca araştıran tarihçi Richard Pipes da The Unknown Lenin, yani Bilinmeyen Lenin adlı kitabında aynı sonuca varır. Lenin, insanlığın geneli için küçümseme dışında hiçbir his beslemiyordu. İnsanların onun için hiçbir anlamı olmadı. Kitlelere bir metal işçisinin demir cevherine davrandığı gibi davranıyordu. Lenin'in ve diğer Bolşeviklerin insanlara karşı son derece acımasız olmalarının nedeni inandıkları diyalektik materyalist felsefeydi. Bu felsefe insanları bir hayvan türü olarak kabul ediyor ve insanlığın gelişmesi için şiddet ve çatışma gerektiğini savunuyordu. İnsanları bir hayvan türü olarak gören Lenin, onların eğitilmesi için de hayvani yöntemler planlamıştı. Ekim 1919'da hayvanlar üzerindeki şartlı refleks deneyleriyle tanınan Rus bilim adamı Ivan Pavlov'a özel bir ziyarette bulunmuştu. Lenin, şartlı refleks yöntemlerini Rus toplumu üzerinde uygulamak istiyordu. Pavlov şaşkına dönmüştü. "Lenin bana Rus kitlelerinin komünizm çizgisinde düşünmelerini ve buna göre davranmalarını istiyorum," dedi. Şaşırdım. Benden köpekler için yaptığım şeyi insanlar için yapmamı istiyordu. "Rus kitlelerini standart bir hale mi getirmek istiyorsunuz?" diye sordum. "Aynen," diye cevap verdi Lenin. "İnsanlar biz nasıl istersek o şekle getirilmeliler." İnsanları bir hayvan türü olarak gören bu felsefenin sözde bilimsel temeli ise Darwin'in evrim teorisiydi. Evrim teorisi Rusya'daki komünist hareketin en büyük fikri dayanağıydı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı 19. yüzyılın sonlarında Rusça'ya çevrilmiş ve binlerce Rus gencini ateizme ve komünizme sürüklemişti. Rus komünizmi Darwinizme o kadar bağlıydı ki bu hareketin kurucusu sayılan Georgi Valentinovich Plekhanov açıkça Marksizm Darwinizmin toplum bilimlerine uygulanmasıdır diyordu. Plekhanov'un öğrencisi olan Lenin, Darwinizmi gerçekten topluma uyarladı ve hayvan sürüleri olarak gördüğü kitleleri acımasızca katletti. İnsanlar gerçekte bir hayvan türü değil,
ancak Allah'ın kendisine ruh vererek yarattığı onurlu bir varlıktır. İnsanların yeryüzünde bulunma amacı da komünistlerin ve darvinistlerin sandığı gibi çatışmak, savaşmak, kan dökmek değil. Allah'ı hoşnut edecek biçimde güzel ahlak sergilemektir. İnsanlar ancak bu gerçeği kavradıklarında, yani gerçek dine göre yaşadıklarında huzur ve mutluluğa kavuşabilirler. Bu gerçeği reddeden Lenin'in sonu çok ibret verici olmuştur. ...1922 yılından itibaren giderek yoğunlaşan bir hastalık Lenin'i yavaş yavaş felç etmeye başladı. ...1923 yılının çoğunu tekerlekli sandalyede ve büyük acılar veren baş ağrılarıyla boğuşarak geçirdi. ...Mart 1923'te bir kriz geçirdi ve bu tarihten sonra düzgün konuşma yeteneğini yitirdi. Hayatının son aylarında Lenin'i görenler korkuya kapılıyordu. Yüzü garip bir ifadeye bürünmüştü ve yarı deli durumdaydı. Ölmeden kısa bir süre önce çekilen son resmi ise dehşet vericiydi. Allah bu gibi zalimlerin durumunu Kur'an'da şöyle açıklar. Sonra kötülük yapanların uğradıkları son, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü oldu. Lenin 21 Ocak 1924'te öldü. Bolşevikler Lenin'in cenazesi için büyük bir tören düzenlediler. Komünist Parti yönetimi Lenin'in çok değerli saydığı bedeninin mumyalanmasına karar verdi. Lenin'in tabutunu taşıyanlar arasında Sovyet Rusya'nın bir sonraki diktatörü de vardı. Joseph Stalin. Sovyet Rusya'yı 30 yılı aşkın bir süre yönetecek olan Stalin, Lenin'in vahşetini bile gölgede bırakacak bir kan ve korku rejimi kuracaktı. Buraya kadar gördüğümüz tarihsel gerçekler insanlığa önemli bir ders vermektedir. Yanlış fikirler insanları ve toplumları büyük felaketlere sürükleyebilirler. Komünizm yanlış bir fikirdir ve 20. yüzyılda dünyaya büyük acılar yaşatmıştır. Komünizmin en temel yanılgılarından biri ise çatışmanın değişmez bir doğa yasası olduğunu sanmasıdır. Sözde bilimsel temelini Darwin'in evrim teorisinde bulan bu görüş, İnsanlar arasındaki farklılıkların mutlaka çatışma, kavga ve savaş nedeni olması gerektiğini öngörür. Diyalektik denen bu görüşe göre her sınıf, her ülke, her toplum bir diğeriyle çatışma içinde olmak zorundadır. Ve bu doğanın bir kanunudur. 20. yüzyıla damgasını vuran bu görüş hem bu filmde incelediğimiz komünist vahşetin hem de ona karşı gibi gözüken faşist vahşetin aslında ortak kaynağıdır. İnsanlığın bu vahşet çarkından kurtulması ancak dünyadaki varlık amacını bilmesiyle mümkündür. İnsan, Darwinistlerin, komünistlerin ve faşistlerin sandığı gibi rastlantılarla ortaya çıkmış ve çatışmak için yaşayan bir hayvan türü değildir. İnsan, Allah tarafından yaratılmış ve onun ruhunu taşıyan şerefli bir varlıktır. Ve yaşamının amacı da Allah'ın kendisine öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamak ve eğitilmektir. Bu gerçeği reddeden komünist ideolojinin insanlığa nasıl felaketler getirdiğini bir sonraki bölümde incelemeye devam edeceğiz.